Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte kafanın yepyeni bir bölümünde daha derin uzay madenciliği konusuna değineceğiz. Evet, şimdi dünyadaki maden bitti Recep, uzaya çıkacağız, uzayda maden arayacağız. Hangi akla hizmet ediyoruz? Bu gözüm severim. Aslında dünyadaki maden bitmedi ama Ali, ekmeğini taştan çıkartmak lazım. Dünyadaki tabii. Maden de baya derinlerde kaldı. Şimdi yeryüzünün kabuğundan biz madenleri çok güzel çıkartıyoruz. Doğru. Üzerinde orman olursa kesiyoruz, dere olursa bozuyoruz. Bir şekilde madeni çıkartıyoruz. Evet. Güzel bir şekilde devam ediyor. Çok güzel mermerimiz var. Bak, kesme taşımız var. Hollywood ünlülerinin taşı bile gelinde geliyor. Bizden gidiyor. Kesinlikle. Altın çıkartıyorsun, platin çıkartıyorsun, gümüş çıkartıyorsun. Ne ararsan var. Uranyum çıkartıyorsun, bomba yapıyorsun, düşmanının kafasına atıyorsun. Yani Age of Empires'dan tutup Rise of Nations'a kadar bütün strateji oyunlarında yaptığımız olay aspında o. StarCraft'a bak. Bir taraftan Whispering Gas çıkartıyorsun, diğer taraftan kristal madenciliği yapıyorsun. Öyle bir fantastik bir olayımız var. Bütün strateji oyunları Command & Conquer'a dahil olmak üzere bunun üzerine kurulu madencilik temelimiz. Doğru, orada da hatta Tiberium çıkartıyorduk sanırım. Ali. Tabii, Tiberium çıkartıyorduk. Hatta o Tiberium zehirliydi. İçine adamlarını yolladığın zaman ne oluyordu Tiberium'un? Oynayanlar biliyorlar. Kesinlikle. Şimdi Ali, teoride işler güzel. Madenleri çıkartıyoruz, işliyoruz. Ondan sonra bunları işte metalürji kullanarak kullanılabilir hale getiriyoruz. Cep telefonlarımızda kullanırız vesaire. Doğru. Ama bunlar sınırsız değil Ali. Evet, maden mühendisleri olası biliyor ne kadar sınırlı olduğunu sevgili izleyiciler. Yani şu an sınırsız gibi gözüküyor ama bazı maddelerden bol bol var. Mesela gezegende bol bol bakır var. Kesinlikle öyle. Her taraftan çıkıyor. Bakır devrinden beri, bakır çağından beri, cilalı taştan sonra en çok bulunan şey herhalde gezegende bakır ya da demir türevleri. Ama bir de böyle bir incik cincik materyaller var. Özellikle böyle cep telefonlarında filan kullanılan, böyle süper iletkenlerde kullanılan, bunlar biraz daha az bulunuyor. Doğru. Rare material deniliyor bunlara. Yani nadir bulunan toprak elementleri diye Türkçe'ye geçiyor genelde. Rare Earth Elements var. İngilizce'de genel tabir. Bu Battlefield 4'ün konusu da var. İşte Çin'deki Rare Earth Elements stratejik bir kavga konusu oldu. Afganistan'da var vesaire de var. Bu gerçek Rare Earth Elements ama aslında adındaki Rare Earth Elements ayrı bir olay sevgili izleyiciler. O kadar nadir bulunmuyor. Hepsi hatta işlerinden bazıları dünyada en çok bulunan 25. materyal olarak geçiyor. Evet. Sıkıntı şu, coğrafi olarak öyle bir bölgede yer alıyor ki savaşmadan ele geçirmene imkan yok ya da bir ülkenin kontrolü altında. O yüzden birazcık daha erişim sıkıntılı. Cep telefonu yapacaksın, adamının ülkesinin maden politikasına bağlı kalmak zorundasın. Doğru. Bir de bazıları var, bazıları gerçekten nadir. 40 sene sonra, 50 sene sonra, 100 sene sonra bitecek olan materyaller var. Mesela Apple'ı çok yakından ilgilendiren bir mesele var burada. Ali, alüminyum bitiyor. 100 sene sonra Apple ne kullanarak ürünlerini üretecek bilemiyoruz. Şimdi bu fırçalanmış alüminyum çok güzel, işte telefonlar çok güzel, metal kasa olsun, plastik olmasın diyoruz. Plastiği hor görüyoruz. Ama alüminyumu bastıkça, daha çok kullandıkça pencereleri alüminyum doğrama yapalım usta. Çift kat yalıtım olsun. O ne alüminyum mu, alüminyum daha güzel derken 100 senesi kalmış takribi hesapladığımız alüminyumun gezegende bitme süresi. Doğru. 100 sene sonra alüminyum bittiği zaman artık asteroidlere doğru yöneleceğiz gibi gözüküyor. Bunun yanında Ali, 40 yıl içerisinde tükenecek bazı materyaller de var. Yani hepsi 100 sene değil. Bazıları çok daha kısa sürede tükenecek. Neler bitecek mesela? Ali, çok fazla materyaller var ama çok ilginç materyaller birkaç de var. Birkaç tanesini onların zaten not almadan olmuyor. Kesinlikle. Rare Earth Elements dediğiniz liste bayağı kalabalık. Özellikle 17 tane element var içerisinde. Bunların bir kısmı gezegende zaten böyle saf hani küre bastırdığın zaman, kazmayı vurduğun zaman öyle çıkmıyor. Yok yok. Bu diğer maddelerle karışık çıkıyor. Doğru. İşte İsviçre'de bir bilim adamı 1800'lerde keşfediyor. Başka bir tanesini 1900'lerde Alman bir bilim adamı keşfediyor. Hep genellikle böyle Avrupalı bilim adamları keşfetmiş bunu. Çinliler de keşfettiyse de adam yerine koyup saymamışlar. Doğru. Yazmamışlar zamanında. Ali, neodymium var. İşte prometium gibi farklı materyaller prometium var ama zaten Proteus, Prometheus filminden. Bir de o mitolojiden kafamıza kazınanlardan. Kesinlikle. Bunlara daha sonra geleceğiz Ali. Şimdi başa döndüğümüz zaman şöyle bir durum var. Dünya üzerinden maden çıkarmak kolay. Evet. Bunları çıkartacağız. Belli bir seviyede bitecek. Ondan sonra ikinci bir seçenek Ali, dünyanın çekirdeğini inip çekirdekten çıkartmak ekmeğimize. O topraktan girmeye benziyor arsaya. Dünyanın çekirdeğinden maden çıkarma Master of Orion'da var. Evet, Master of Orion'daki gibi dünyanın çekirdeğine gireceğiz ama yine iş teoride kolay, pratikte o kadar da kolay değil. Değil. Çünkü şimdi mesela böyle rock gas dediğimiz kaya gazlarını falan çıkartmak için uğraşıyorlar. Evet. Amerika'da hatta bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptılar. Adamlar kilometrelerce derine kazıp iniyorlar. Doğru. Ama o esnada birazcık fazla titreşim yaratıyorlar, fazla oynatıyorlar. Aşağıdan gazı değerli kaynağa çıkartırken depreme sebep olabiliyorlar. Lav fışkırmasına sebep olabiliyorlar. Biz burada bir de gezegenin çekirdeğine kadar inmekten bahsediyoruz. Evet. Elimizde öyle bir teknoloji yok, öyle bir malzeme yok. Matkap olsa kırılıyor, kazı aleti olsa eriyor arkadaşlar. Yani o kadar sıcak, ne sıcaklığa dayanabiliyoruz ne de bunun maliyetinin altından kalkmamız imkan yok.
Oysa kalkabilsek çok güzel olacak Recep. Mesela gezegenin o merkezindeki erimiş lavanın içerisine sevgili izleyiciler bütün çöplerimizi oraya atacağız. Doğru. Geri dönüşüm yok. Moleküllerin orada ayrılacak mis gibi. İkinci seçenek de Berker'in söylediği füzyon reaktöründe yine onları böyle reaktörün içerisinde eriteceğiz. Moleküllerini atomlarını ayıracağız böyle. Tertemiz çöpümüzden de kurtulacağız. Maden de çıkartacağız. Ama maalesef bize yıldızlardan daha uzak bu teknoloji. Kesinlikle Ali. Maalesef bu teknolojiye sahip değiliz. O yüzden dünyanın çekirdeğine inmek yerine biraz da uzaya gözümüzü diktik ve asteroidlerden çıkartacağız ekmeğimizi, madenimizi. Amerika geçtiğimiz günlerde bu yasa tasarısını Senato'da oylamaya başladı. Evet. Önümüzdeki birkaç ay boyunca öyle bir yasa onaylayacaklar ki sevgili izleyiciler, uzaydaki madenlerin hakları kime ait olacak, nasıl kullanılacak bu belli olacak. Kesinlikle. Adamlar oturdu şu an buna karar veriyor. Ve yasa muhtemelen nasıl çıkacak belli. Bulan mal bulanındır yasası çıkıyor. Gittiniz, Space Act. Space Act dediğimiz yasayla birlikte gittiniz bir asteroid gözünüze kestirdiniz. Dibs diyorsunuz. Yani bu benimdir diyorsunuz. Bu bundan sonra sizin oluyor. Madenini çıkartıyorsunuz. Sineğin yanını çıkartıp o madenden çıkartabildiğiniz, o asteroidden çıkartabildiğiniz bütün madenlerin hakları sizin oluyor. Şimdi çok fantastik geliyor. Kim bununla uğraşacak? Ay kolonisi gibi hayal olur. Kim gidecek maden çıkartacak diyoruz ama adamlar şirketi kurdular bile. Evet Ali. Bir yerlerden başlamak lazım. Şirketleri kurmak lazım. Ondan önce de Ali asteroidleri belirlemek lazım. Bunun doğru. İçin önce dünyaya yakın asteroidlere bakacağız. Daha sonra uzayda işleyip bunları dünyaya getireceğiz ya da farklı işleme seçenekleri çıkacak. Şimdi işleme seçeneklerinin yanında bir de asteroidin tipleri var Ali. Tip asteroidler var. Tür tür. Cins cins. İnsan gibi asteroidin de türleri var, cinsleri var. Aynen. Her cins asteroid var Ali. Şimdi C tipi var. Su zengini, organik karbon ve fosfor ve gübre var içerisinde. Yani bunlardan daha doğru fosfor da filan gübre yapabiliyoruz. Ne var derseniz uzayda işte gübre de var sevgili izleyiciler. Dünyaya getiriyoruz. Tarlalarımıza asteroidden gelme, asteroid gübresi abi 1'e 100 verir dediğimiz bu gübreyi serpiyoruz. Mis gibi tarım yapıyoruz. Zaten robotik tarımla ilgili de geçtiğimiz günlerde bir tane makaleyi yapmıştık. Orada bayağı robot çiftçilerden falan bahsediliyordu. Bir gübremiz eksik kaldı. C tipinden ama daha çok önemli çıkan şey su oluyor. Su hayattır, su berekettir prensibinden yola çıkarak bu suyu kullanıyoruz. Çok farklı şekilleri var. Kesinlikle bu suyu özellikle uzay araçlarına yakıt üretmek için kullanabiliyoruz. Güneş sayesinde işte suyu buharlaştırıyoruz vesaire. Farklı şekillere sokup hidrojen haline getirip yakıt haline getirdikten sonra uzay aracımızın mazotunu temin edebiliyoruz. H2O. Çünkü hidrojenimiz var, oksijenimiz var. Oksijeni soluyoruz, hidrojeni içiyoruz. Yok, hidrojeni yakıt yapıyoruz. O uzay gemisinin içerisinde hem hayat mümkün oluyor, hem de uzay gemisinin gittikten sonra gelmesi mümkün oluyor. Çünkü uzayda benzin istasyonu henüz yok sevgili izleyiciler. Kesinlikle. Onun kurma planları var. Onlara da geleceğiz. Ama devam edelim asteroid tiplerine Ali. Bizi ilgilendiren asteroid tipi aslında S tipi diyebiliriz. Ne var bu S tipinde? S tipi Ali metal zengini asteroidler. Heavy metal diyorsun. Ne var içinde? Heavy metal Ali. Şimdi 10 metrelik asteroid bulursak bunun 650 bin kilogramı metal olabiliyor. Böyle bir şeyimiz var. Gayet güzel. Yani şimdi bizim hurdacılar şeyler bayram edecek. Biliyorsun adamlar logar kapaklarını bile çıkartıp eritiyor, yerinden satıyor. Elektrik telinin direğini kesene, keserken çarpılana rastlıyoruz. Bir yerde metal gördüğümüz zaman o hemen el arabalarıyla geliyorlar. Ama asteroide el arabasıyla gidemeyecekleri için uzay gemisi türlerinden biraz sonra bahsedeceğiz. Kesinlikle. Ali bundan aynı zamanda 50 kilogram platin ve altın da çıkartabiliyor. Güzel, bir de güzel. M tipi var Ali. M tipi de S tipinin 10 katı kadar metal barındırabiliyor ve aynı zamanda nadir elementleri de barındırıyor. İşte esas nadir bulunan yine kıymetli. Oradan o platinden, altından daha değerli olan bu bizim elektronik üretiminde kullanılan malzemeler tükendiği zaman onlar ateş pahası olacak. Gerçekten gidip de 10 metrelik, 100 metrelik daha büyük asteroidleri tutup içindeki madenleri getirmemiz gerekecek. Altın platin de güzelmiş. Şimdi bu şeye benziyor. Bak Amerika'da yasayı çıkartıyorlar. Üstüne üstlük burada altın var. Doğru. Şöyle bir durum var Ali. M tipi bir tane asteroid bulursak klozet kapaklarını bile altınla kaplayabiliyoruz. Aynen öyle. Gold rush oluyor. Klozet kapaklarımızı bile altınla kaplayabiliyoruz. Yani o kadar çok asteroid var ki çünkü bütün bu asteroidlerden altının platinin dünyaya geldiğini düşünün. Altın borsaları alt üst olur. Altının hiçbir değeri kalmaz. Artık Apple yeni şeyleri MacBook Pro'yu full altın üretir ama ne olacak? MacBook. Çinli firmalar da altından üretiyor gibi bir tabirimiz olacak o zaman muhtemelen. Altının kıymeti kalmayacak. Doğru. Peki ne zaman başlayacak bu çalışmalar?
Şimdi aynen öyle. Gerçekten işi bak, 2015 oldu. Ayda koloni yok. 1990'da bekliyordum. Aynen Uzay öyle. 1990 vardı. Berker'in çizgi romanları vardı. Ay kolonisi. İşte orada kafasına fanus takmış adamlar falan. Hep hayal ettik. Şimdi bir daha asteroid madeni. Yani çok fantastik geliyor. Doğru. Hani 2017-2018 gibi uzay teleskobu Sentinel fırlatılacak. Yörüngeye oturtulacak. Ve bu teleskop olası asteroidler hakkında bize veri sağlayacak. Aslında onun esas amacı şeydi. Bu Sentinel ilk çıktığı zaman çok heyecanlanmıştık. Proje çıktığı zaman böyle uzaydan dünyaya çarpabilecek olan, başımıza taş düşmesini engelleyecek bir gözlem uydusu. Evet. Özellikle 180 metre civarında hani böyle tehlike sınırı var. Atmosfere girerken normalde asteroid ne oluyor? Yanıyor, bitiyor, evet. Kül oluyor. Geriye şu kadar bir şey düşüyor yeryüzüne. Antik çağlarda insanlar bu böyle düşmüş asteroid parçalarını alıp bundan kılıç dövüyordu. İşte büyülü kılıç, sihirli kılıç, süper güçleri var diye atıyorlardı. Oysa esas mesele neydi? Çıkarttıkları yüzey madeni o kadar kalitesizdi ki meteor metalinden yapılan kılıçlar daha sağlam oluyordu. Krala bir kılıç yapıyordum, bir vuruyordu, adamın kılıcını kesiyordu. Şimdi sadede gelirsek 180 metrelik asteroid ya da daha büyük asteroid geldiği zaman cücük kadar bir şey düşmüyor. Araba kadar bir şey düşüyor. Daha büyük bir taş düşüyor ve beraberinde böyle gökyüzünden ateş yağıyor. Bayağı bildiğin şehirler ortadan kayboluyor. Doğru. Bunları önce görmek lazım. Kesinlikle bunları göreceğiz, tespit edeceğiz ve daha sonra bunların materyalini çıkartma kısmına geliyoruz. Orada da Ali 3 farklı seçeneğimiz var. Neler? Şimdi Ali ilk seçeneğimiz asteroidi parçalayıp dünyaya getirerek işleyebiliriz. İlk seçeneğimiz bu. Normal dağları parçaladığımız gibi kaya parçalarını ayıracağız, maden arabalarına yükleyeceğiz, geri getireceğiz ya da bildiğin giden uzay aracının deposuna yükleyecekler cürüf madeni. Kesinlikle. İkinci seçeneğimizle madeni yerinde işleyebiliriz ve sadece işlenmiş materyali getirebiliriz. Taş, toprak, gereksiz para etmeyen şeyleri geride bırakırız. Biliyorsun onları taşımaya çok da fazla gerek yok. Mesela dünyada bol bulunuyorsa demiri bırak, altın al, platin al değil mi? Doğru, doğru. O da bunu yaparken şöyle bir durum var. Şimdi oraya gidecek olan uzay aracının mazotu öyle kolay kolay bulunmuyor. Yani. Değil mi? Mazotuna ne kadar gidiyor bu uzay aracının diye bir hesaba geliyoruz sevgili izleyiciler. Ne yakacak? Uzay aracının şoförü benim mazotuma yeter mi bu diyor yani. Şimdi onun bir sigortası var. Tabii onun canım. Primlerini yatıracaksın. O şoför maaş alacak. Kesinlikle. Sınır kapısında çile çekecek. Kesinlikle. Beraberinde bir de buna gümrük kapısı kurmak gerekecek. Kaçak mazot getiriyor mu getirmiyor mu gibi alternatifler var. Şimdi bunlar eğlenceli gibi. Evet eğlenceli ama pratikte bir de gümrük kontrolü giriyor işin içine. Gerçekten bu uzay araçlarının taşıma yapması gerekiyor. Bir de yakıt hesabı ve ekonomi işin gerçekten kritik muhabbeti. Mazot yakmıyorlar tamam. Petrol yakmıyorlar. O kısım kabul. Ama sonuçta uzayda giden her araç yakıt yakıyor sevgili izleyiciler. En kritik noktası da dünyadan bir cismi uzaya fırlatmak için yer çekimiyle mücadele ederken biz çok pahalı, çok fazla yakıt yakıyoruz. Doğru. Yani yokuş yukarı rampa çıkarken nasıl benzin yakıyoruz? Aynı şekilde dünyadan uzaya çıkmak da çok çok pahalı bir uğraş. Yani böyle yüz milyonlarca dolar hatta milyar dolarlık uzay projeleri var. Doğru Ali. Şu anda gerçekten çok pahalı olduğundan dolayı seçeneklerden bir tanesi de şu. Uzay aracı gidecek, asteroiddeki madenleri işleyecek. İşledikten sonra bir kısmını da kendine yakıt olarak kullanacak. Yakıtını da kendi tedarik edecek. Kesinlikle Ali. Gibi. Çok güzel işte. Oradan oksijeni alacak, güneş paneliyle dönüştürecek. Aynen. Bu arada şunu da belirtelim. Şimdi yakın zamanda Boeing bir tane patent başvurusunda bulundu ve patenti aldı Ali. Bir tane füzyon motoru için Boeing patentini aldı. Bakalım. Füzyon yani onu özellikle bir tane diye vurgulamak önemli Recep. Çünkü bütün füzyon motorlarının patentini almak gibi bir şansı yok. Boeing'in kendi geliştirdikleri bir füzyon motorunun, füzyon reaktörünün patentini almışlar. Patent almak ne demek? Artık o çizili bir şekilde, kullanıma hazır bir şekilde var demek. Ve füzyon motoru olması demek bizim bu bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, bilgisayar oyunlarında gördüğümüz gerçekten çok uzun süre yolculuk yapabilen, yakıtı kolay kolay bitmeyen, kolayca yakıtını yenileyebilen ve füzyonda olduğu gibi, nükleer santrallerde olduğu gibi çok radyoaktif pislik üretmeyen, radyoaktif materyale ihtiyaç duymayan verimli motorlar yapılması demek. Kesinlikle. Yani füzyon gelecek. Füzyon çok pis bir reaktör. Bildiğin fosil yakıtlar gibi geriye bir ton atık bırakıyorsun ve atıktan kurtulamıyorsun. Evet, öyle. Şimdi üçüncü bir yöntem var bu asteroidlerden maden çıkartmak için. Asteroidi Ay, Dünya veya Uluslararası Uzay İstasyonu'na yakın bir yörüngeye oturtup burada işlemek. Güzel. Aslında asteroidi böyle arkadan çekme halatını bağlayacaksın. Evet, ardından öyle. Getireceksin dünyanın yörüngesine. Burada rahat rahat maden. Artık neyle madencilik yapacaksan. Ama bunların hepsi aslında
Bayağı bir teknik ve teknoloji gerektiriyor. Kesinlikle. Bu teknolojileri kimler yapacak? Onlara da biraz bakalım. Yani bu işin arkasında kimler var? İşte Recep, isim koymadık. Aya Korin yapılacak dedik. Kimse üzerine alınmadı. Ben bunun maliyetinin altına girmem dedi herkes. Hani böyle Amerika, Rusya, Çin falan gibi genel de konuşmamak lazım. Direkt isim verelim. Kim yapacak? İsim verelim Ali. Yönetmen James Cameron var. Google'ın kurucusu Larry Page'i görüyoruz. Bunun yanında yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt de bu işin arkasında. Şimdi Eric Schmidt zaten Obama'nın kulağına sahip olan isimlerin başında. Evet. Oluyor. Snowden belgelerinden neler neler olduğunu geçtiğimiz günlerde bayağı bir duyduk, öğrendik. Doğru. Bu tür bilişim firmalarının devletle olan ilişkilerinin aslında çok derine gittiğini gördük. Doğal olarak bayağı bir ipleri çekiştirme. Hani bizim şu vergi oranlarıyla bir ilgilenseniz başkanım şeklinde yaklaşma imkanı var adamın orada, biliyorsun. Doğru. Sonuçta Google oranın yerli malı. Evet. Adam oraya etki edebiliyor. Yerli malı. Bizim bu uzay endüstrisine bir yalıtın deyip destek isteyebilir. Bir de adamların inanılmaz derecede büyük bütçeleri var. Güneş enerjisinden tutun diğer sektörlere kadar. Bu arada benim çayım azaldı Recep. Bir çayı tazeleyip devam edelim. Hemen Ali. Çayı tazeledik, devam edelim sevgili izleyiciler. Recep, şimdi Eric Schmidt böyle işte Sergey Brin, Larry Page gibi isimler zaten böyle teknoloji şirketlerinin kuruluşunda yer almıştı. Evet. Şimdi James Cameron'ı ben orada anlayamadım. James Cameron yönetmen değil mi? Bu adam çok güzel bilim kurgu çekiyor filan ama bu işlere nereden nasıl bulaştı? Gerçekten adam sonunda kafayı kırıp evet asteroid madenciliğini benden başka yapacak adam yok mu dedi. O kısım muamma ya. Ali, aslında adam bunun sinyallerini vermişti. Yanlış hatırlamıyorsam Avatar filmini o yönetmişti. Doğru. Avatar filminde ne oluyordu? Onu da bir hatırlayalım. Evet, Avatar filminde dünyadan çok daha uzak bir gezegene gidiyorlardı ve o gezegenin iliğini sömürüyorlardı. Aynen öyle. Orada madencilik yapıyordu. Oranın kızılderilileriyle karşılaşıyorlardı. Oranın kızılderilileri değil, mavilerle karşılaşıyorlardı. Orada aslında çok farklı bir uygarlık, çok farklı bir yaşam şekli vardı. Doğru. Cameron çok güzel işlemişti. Doğru. Ama yine yapılan olay neydi temelde? Madencilik. Baktığın zaman Amerika'da Vahşi Batı filmlerinin ortak noktası nedir? Bir gold rush vardı. Doğru. Altın böyle hücumu dediğimiz olay. Şimdi bu adamlar bu yasayı çıkartırsa altın hücumu olacak. Doğru. 21. yüzyılın altına hücumu olarak nitelendiriliyor bu derin uzay madenciliği konusu. Bunu da belirtelim. Dünyanın önemli ekonomi yayınları, dünyanın önemli böyle nasıl diyeyim, metal, altın ve değerli materyaller borsalarında gerçekten uzman kişiler 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ne olacağını çok iyi takip ediyor. Çünkü adamın trilyon dolarlık havuz bütçesi var Recep. Doğru. Zenginlerin parasını yönetiyor. Doğru. Adam. Altın fiyatları 1 gram değişse, bir parça değişse ya da bakır fiyatları değişse her şey değişiyor. Doğru. Yani Londra'da metal borsası vesairesi var. Orada adamlar yine bu işin merkezi, biliyorsun. Bazı değerli materyallerin evet. belirli yerlerde özellikle merkezleri var. Çok çok yakından, bizden daha yakından takip ediyorlar bilimsel mevzuları. Onların etkisi olur mu olmaz mı o kısmı bilmiyoruz. O kısmı bırakalım şimdi. Doğru. İlluminati karışmasın. Kesinlikle. Falan. Gidişat şöyle olacak Ali. 2012'de yapılan duyuruda 2020'de uzaya bir yakıt deposu yapacaklarını belirtiyor bu arkadaşlar. Şimdi yakıt deposu dediğimiz şey de bildiğimiz benzin değil sevgili izleyiciler. Burada bahsettiğimiz hidrojen gibi uzay gemisinin kullandığı yakıtlardan bahsediliyor. Buzdan çıkartacaklar, yakıt yapacaklar. Evet. Burada bir de maliyetler söz konusu var. Yani iş her ne kadar teoride kolay olsa da... Mazot parası dedi. Kesinlikle. Mazot parası var yani. Bir tane örnek var Ali. NASA'nın OSIRIS-REx görevi var. Asteroid'den 60 gramlık bir örnek alacak bu görevden NASA. 60 gramlık bir örnek. Neye yarayacak? Neye yarayacak Ali? Aslında bunun madencilik dışında bir amacı var. Bunun amacı Ali, güneş sisteminin oluşumu hakkında daha çok bilgi edinmek. Çünkü bazı asteroidler güneş sistemi oluşurken orada oluşmuş, bir yerlerde kalmış sevgili izleyiciler. Ve kaldıkları yerde, oldukları yerde durdukları için güneş sisteminin ilk evreleriyle ilgili hala orada materyal var. Biz bu materyallerin, biz oradaki elementlerin nasıl dönüştüğünü birbirine inceleyerek güneş sisteminin geçmişini çok daha iyi anlayabileceğiz. Kesinlikle. Zaten o asteroid yağmuru vesairesi dünyayla ilgili dünyadaki materyallerin geldiği nokta da var. O da çok ilginç bir mesele. Ama velhasıl kelam, burada 60 gram malzeme gelecek. Dişimizin kovuğuna gitmez. Ali, dişimizin kovuğuna gitmez gerçekten. 101-955 Bennu asteroidine gideceğiz. Oradan, adres de belli. Adres de belli. Adres de açık ve net bir şekilde belirtilmiş. Buradan alacağız materyallerimizi. Bunun maliyeti Ali bize 1 milyar dolar olacak. 1 milyar doların karşılığında gelen 60 gramdan ne kazanacağız şimdi? Ali, önemli nokta bu. 60 gram materyalin değeri altın ve platin olursa 105 bin dolar Ali. 105 bin dolara 1 milyar dolar hiç karlı değil. Şimdi aslında burada hemen olay çökmüş gibi geliyor. Kesinlikle. Ama dünyadan biz gemi kaldırıp madencilik yapmayacağız. Yörüngeye maden istasyonu kuracağız ki bu gönderim masrafları düşsün. Zaten bu şirketlerin amacı da öncelikle bu yol masraflarını ucuz almak.
Kesinlikle. Ali, bu bağlamda başlayacak şirketlerden de bahsedelim. 2023 yılında Deep Space Industries maden çıkarmaya başlayacağını belirtti. Evet, 2020'de depoyu kuracaklar. 3 sene sonra maden için gerekli çalışmaya başlayacaklar. Doğru. Tabii madeni hemen çıkartıp getirebilirler mi? Mesafenin uzunluğu nedir? Apayrı bir konu. Çünkü bunda çalışan 4-5 tane ana firma var. 4 tanesi resmi olarak kuruluşunu yaptı, evraklarını verdi, vergisini ödüyor. Sigortasını Amerikan devletine yatırıyor. Tabii adamlar şirketi hani kuruluş amacıyla birlikte kurdu. Ya daha erken değil mi falan derken millet adamlar gemileri monte etmeye başladılar. Doğru Ali. Yani. Şimdi bakalım, bir de şöyle bir durum var. Bu yıl hedef asteroid seçilecek. Yani zaman dediğimiz gibi 2012'de duyuruldu. Evet. 2015 yılında da, yani bu sene içerisinde hangi asteroidden ilk maden çıkartılacak, o asteroidi belirleyecekler. Zaten orada 3 farklı tip gözlem yapılması gerekiyor. Öncelikle bizim bu teleskopları kullanıp uzaya bakmamız gerekiyor. Evet. Sonra yörüngedeki teleskoplardan daha güzel görüntü elde etmemiz gerekiyor. Çünkü yeryüzündeki teleskoplar atmosfer yüzünden, ışığın kırılması, arada bu atmosferin bulanıklık yapması yüzünden o kadar iyi çekemiyorlar. En güzeli atmosferden çıktığın zaman oradan fotoğraflar daha net çıkıyor. Doğru. Orada gözlem yapılacak. Bir de çok küçük böyle Firefly gibi farklı isimler veriyorlar bunlara. Üç tür uzay gemisi geliştiriyorlar şimdi. Bu ufaklıklar uzağa gidecek, oradan teleskopla fotoğraf çekecek, bir kısmı gidecek asteroidin üzerine inecek, maden örneği çıkartacak oradan, bakalım malın kalitesi ne diye şöyle bir dişiyle bir ısıracak oradaki droidimiz, altın mı değil mi diye. Ardından Harvester dediğimiz bu esas maden gemileri yapılacak ve maden gemileri gönderilecek, esas malzemeyi onlar çıkartacak. Evet, farklı firmaların farklı hedefleri var Ali. Bunlardan bir tanesi de KESE. KESE. Evet, Kepler Energy and Space Engineering firması. Kepler ismi çok güzel zaten. Evet, var olan teknoloji ile Ali 10 sene sonra 40 tonluk asteroid madenini dünyaya getirmeyi planlıyor. Hali hazırda bizim uzay teknolojimiz var. Evet. Roketlerle uzaya gemi yollayabiliyoruz. Burada bizim bilgisayar sistemleri belli. Doğru. Kenetlenme sistemleri belli. Çünkü orada yer çekimi olmadığı için kütle çekimi de küçük. Mesela 10 metrelik bir asteroidin öyle bir kütle çekimi yok ki üzerine konduğunuz zaman hani öyle bir sizi çeksin yapışın. Ne yapacaksın? Önce bir zıpkın atacaksın. Kendini bir kenetleyeceksin. Üzerine bir sivrisinek gibi yapışacaksın. Sonra madenini oradan emeceksin. Doğru. Yani. Hatta Rosetta görevinde file de bu şekilde inmişti. Yani önce bir kenet atmıştı. Zıpkınla mı aksilik olmuştur Recep? Evet Ali, zıpkında aksilik oldu. Zıpkın tam oturmadı. O yüzden yanlış bir yere indi ve güneş almayan bir kısmında kaldığından dolayı asteroidin bir süre devreye girememişti. Rosetta'dan başka bir bölümde zaten bayağı bahsetmiştik sevgili izleyiciler. Kafa ayarının diğer bölümlerine bakabilirsiniz her zaman. Kesinlikle. Ali, şimdi devam ettiğimiz zaman bir başka konuda, bunlar hangi materyalleri çıkartacaklar? Tabii şimdi altın dedik, platin dedik, gözler orada bir parladı. Bir altın gold rush dediğimiz bir mesele var. Gerçekten şöyle düşün, şu an uzay gemileri çok ucuz olsaydı, hani elimizde imkan olsaydı biz de uzay gemisine atlayıp gidip asteroidin peşine iyi bir asteroid bulup sonra oradan kazıp altın, platin, diğer malzemeleri çıkartıp para kazanabiliriz. Doğru. Ama altın ve platin dışında diyelim ki bunların dengesi bozuldu. Bize lazım olan materyaller neler? Ali, neodimyum, prometyum ve terbiyum var. Bir terbiyum. De erbiyum var ama terbiyum gerçekten beni benden alıyor. Yani. Terbiyum. Terbiyum da dünyada bitecek nadir toprak elementlerinden. Yeryüzünde terbiyum filan kalmayacak. 40 yılı var. Yani 40 yıl, 50 yıl sonra terbiye, haya, ar filan bunların hiçbiri kalmıyor. Ne oluyor? Sonucunda başımıza taş yağacak. Kesinlikle. Terbiyum bitince başımıza taş yağacak gerçekten. Tabii bu terbiyum nerede kullanılıyor? O da önemli. Yani terbiyum diyoruz da aslında çok ilginç bir şey var bu materyalin. Kullanım alanı var Ali. Nedir? Ne işe yarar? SSD'lerde kullanılan kalsiyum florit, kalsiyum tungsteit, strontium molibdeit elementlerinin elektriksel veya optik karakteristiklerini değiştirmede kullanılıyor. Terbiye etmekte kullanılıyor. Bildiğiniz terbiyeliyor güzelce bu materyalleri. Sonra onunla SSD yapılıyor. Yani terbiyum olmadan SSD olmuyor. Kesinlikle. Bir de aynı zamanda yakıt hücrelerinin kristal stabilizatör görevi de görüyor. Yakıt hücrelerini stabilize etmede de kullanılıyor. Bayağı fantastik bir element. Aynı zamanda 3 ışıklı floresanlarda kullanılıyor. Katot katot ray tüplerde kullanılıyor. O eski CRT monitörlerden bahsettiğimiz bir kafa ayarı da vardı. İşin komik tarafı aynı materyal. Bak o dönem katot ray tüp dediğimiz teknolojiyi anlatırken de arka planda karşımıza çıkan, o zaman üzerine çok durmadığımız materyallerde, yani terbiyumun bitmesi
çok önemli ve çok kritik bir nokta. Tabii bunun bitmesiyle ilgili çok böyle ciddi tam olarak yıl bir açıklama yapılmadı. Evet. O kısmın altını çizelim. Doğru. Bundan henüz şu an istediğimiz kadar bulunuyor. Ama SSD fiyatlarının düşmesi için cidden asteroidden terbiyum çıkartılması gerekiyor. Sonuçta son tüketiciye bak, uzay madenciliğinin dokunduğu yer nereden? Doğru öyle. Dönüp dolaşıp SSD fiyatlarına geliyoruz yani. Şimdi başımıza taş yağacak dediğim zaman da kullanıcılar dalga geçtiğimizi zannediyor ama o dediğimiz önemli olan gözlem uydusunun çıkartılma amacı başımıza taş yağmaması, asteroidlerin tespit edilmesi, gerekirse orada patlatılıp dünyaya ulaşmamasını sağlamak. Çünkü aslında dünyaya bayağı bir asteroid çarpıyormuş. Kesinlikle hali hazırda çarpıyor. Hali hazırda. Yağmur berekettir Ali yani. Yağmur berekettir. Tabii canım, altın yağıyor, taş yağıyor. Dünyanın sıcak halinde gökyüzünden erimiş demir, erimiş metal, bakır yağıyordu. Tabii yeryüzü kıpkırmızıydı o zaman. Zaten bizim yüzeyde çıkardığımız materyaller yeryüzünün dediğimiz gibi o kabuğu birazcık sertleştiği zaman asteroidlerle gezegene evet. yağan materyaller. Doğru. O yüzden biz şu an yüzeydekileri kazıyoruz. Bir de alttan arada lav filan fışkırınca, tektonik tabaka oynayınca evet. alttan biraz değerli materyal geliyor ama dünya nüfusu olmuş artık 6,5-7 milyara geliyor. Doğru öyle. Şimdi 7 trilyona çıktığını düşünün sevgili izleyiciler. Yani dile kolay, 1000 kat daha da böyle katlarına evet. büyüyecek bu dünya nüfusu. Dünya üzerinde gerçekten o asteroidden gelecek gübre de bazen metalden daha çok lazım olacak. Doğru. Şimdi öyle bir de tabii işin maddi boyutu var. Ne kadar tutuyor bu materyaller? Tabii Recep. Şimdi bu işe girdik. Ne kazanacağız? Adam başı, kafa başı, koltuk hesabından bir devam gidelim. Ali 1.6 kilometrelik bir tane asteroid bulursan ki dedik bulanındır asteroid. Aynen. 20 trilyon dolar elde edebiliyorsun. Bu 1997 hesabına göre. Geçtiğimiz günlerde Berker Bey haber yaptı. Günümüz hesabına göre böyle büyükçe bir asteroidden çok daha fazla para çıkıyor sevgili izleyiciler. Kesinlikle. 2015 hesabına göre 100 trilyon dolar ediyor bu. Yani bir tane asteroidle 100 trilyon dolar dediğin zaman bir kafa bir an o rakam bir hesaplanamıyor doğru, tamam mı? Doğru. Hani 50 lira 100 lira filan desen birkaç bin lira 10 bin lira hadi milyon TL milyon dolar filan algılanabilir rakam var tamam mı? Hani milyar dolar da algılanabilir rakam. Yunanistan'ın borcunu filan ödüyorsun. Birkaç milyar en azından faizini ödüyorsun. 150 milyar dolar filan verirsen komple açığa çıkartıyorsun. İşte farklı ülkelerin dış borç miktarlarına bakıyorsun. 370 milyar dolar dış borcu olan var. Amerikan ekonomisi, Japon ekonomisi mesela 11 trilyon, 12 trilyon dolar civarındaydı. En son kontrol ettiğim zaman değiştiyse güncel rakamlar farklıdır. Amerika ile Japonya'yı topla yine 20 trilyon dolar civarı ediyor Recep. Biz burada 100 trilyon dolarlık asteroidden bahsediyoruz. 5 tane Amerika artı Japonya ekonomisi tek bir asteroidde. Doğru. Dünyanın yörüngesine park ettiğin zaman didip diye alarmı kuracaksın yani. 100 trilyon dolar arkadaşlar. Dile kolay bir para. Doğru Ali. Şimdi dünyanın birkaç yıllık maden üretimine denk geliyor ama yani. Hani 100 trilyon tabii, olması tabii. boşa değil gerçekten. Zaten o 100 trilyon birdenbire ekonomiye girmeyecek. Evet. Öyle bir olay olmayacak. Doğru. Şimdi bu işin bir şeyi var. Ufak gemi gönderirsen her seferinde geminin boyutu kadar maden getirebileceksin. Evet. Yani 100 trilyon dolarlık bir asteroid bulduysak 100 trilyon doları birdenbire ekonomiye sokmayacağız. Gezegenin yörüngesine getirirsen yine kazma, çıkartma ve de onu ekonomiye katma süresince bir süreç olacak yani. Evet. Şimdi öyle bir de tabii şöyle bir durum var. Hangi şirketler bu işin peşinde koşuyor? Tabii. Bir tanesinden aslında böyleleri page falan derken bahsetmiş olduk ucuna. Evet. Deep Space Industries'den zaten bahsettik. Planetary Resources diye bir tane başka firma var. Bir de zaten dediğimiz Kepler. Kese yani. Kesenin ağzını açacak arıyor. Kesenin ağzını şimdiden açmışlar. Evet, öyle. Şimdi bu işe girişen adamlar dolar milyarderi zaten. Kesinlikle. Her birinin kendi kişisel serveti olarak milyarlarca doları var. Milyarlarca doların olduğu zaman sen 3'ün 5'in hesabına bakmıyorsun. 100 trilyon dolarlık asteroide hedefliyorsun. Yani doğru, adamlar... mesela çok ilginç kişiler de var. Şimdi James Cameron deyince bazı izleyiciler ya yönetmen diye hani ciddiye almaz. Kurgu evet. yapmış adam biliyorsun gerçekte uğraşmaz. Çünkü doğru. bir iş mühendislik bilim işi olarak görülür. Diğer iş kurgu işi olarak görülür ama aslında bizim şu an kurguladığımız bu James Cameron'ın kurguladığı uzay gemileri falan oldukça gerçekçi olmanın yanı sıra vizyon sahibi bir insan olarak bu işte onun rolü danışmanlık. Kesinlikle. Bir de işin etik tarafı olacak. Gittiğimiz zaman orada birileriyle karşılaşırsak nasıl davranacağız? Diyelim ki bakteri bulundu. Sen şimdi bulan sahiptir yasasını çıkardın. Evet. Ama ondan sonra üzerinde bakteri örneği çıktı. bilim adamı bunu isteyecek. Adama sahiplik yaptın. Şimdi onu alıp bilim adamına vermek için 20 trilyon dolar ya da 100 trilyon doları kim verecek? Hangi Doğru. devlet verecek? Ali bir de şöyle bir durum var. Biz yani bütün uzayı parselledik. İşte o asteroid benim, bu asteroid benim, şu benim, bu benim. Doğru. Yani intergalaktik konsülden izin aldık mı Ali? Değil mi? Eğer izin almadıysak şimdi orada bir tane ilan panosu var. Evet. İlan panosunda orada yapı denetim planları var. Evet. Uzay belediyesi denetliyor. Şuradan yol geçecek, buradan yol geçecek diyor. Evet. Mesela şimdi dünyayla
dünyayla ilgili yıkım kararı verseler adam gidip panoya bakmadan görmeyeceksin. Görmeyeceksin. Dünyayı yıkacaklar. O esnada geçen bir tane uzay gemisi seni oradan kaparsa şanslısın. Şanslısın. O otostopçu artık işte orada otostop çekeceksin. Bir uzay kamyoncusu alacak. Asteroid madenlere giderken madenlerde mi çalıştırırlar? Başka ne yaparsın? Telini neyle silersin bilmiyorum. Ama bölüm 42 olunca sevgili izleyiciler otostopçunun galaksi rehberinden bahsetmeden kesinlikle olmuyor. Kesinlikle. Otostopçunun galaksi rehberindeki kurguya göre yapılan deep thought yani derin düşünce bilgisayarına bir işlem görev veriyorlar. Diyorlar ki hayatın anlamını çöz diyorlar. Hayatın anlamı nedir? Yani evet. O derin bir soru hep sorulur ya böyle hocam. Hayatın anlamı nedir? Neden karikatür? Neden mizah? Neden teknoloji? Ya da hayatınızın anlamı nedir? Bu yani şimdi bu soru sorulduğu zaman bir defa adam düşünceye dalıyor. Bayağı bir düşünebiliyor. Kesinlikle. Şimdi burada 7,5 milyon yıl sürmüş hesap. Kitabın evet. Kurgusuna göre sevgili doğru. İzleyiciler. 7,5 milyon yıl sonra gelen cevap da 42. 42. Niye? Çünkü bilgisayara soru sormuşsun. Bilgisayar cevabı tabii ki ya mavi ekran verecek, ekran verecek. XC316 hatası olacak. Teknopat sosyalde cevabı var. Buyurun bir. O çöktüyse onun da bir cevabı var. Yani hayatın anlamı dediğiniz zaman 42 olarak da cevap var. Ama cevap sizin aradığınız cevap mıydı? Doğru soruyu mu sordunuz apaydı bir mesele. Ali 7,5 milyon yıllık sürede soruyu unutuyorlar zaten arkadaşlar. O yüzden diyorlar ki biz yeni bir bilgisayar yapalım. O bilgisayar da bize soruyu hatırlatsın. O bilgisayarın adı da Earth. Dünya. Dünya. Yani şimdi otostopçunun galaksi rehberiyle ilgili bu bir spoiler değil sevgili izleyiciler. Bu aslında otostopçunun galaksi rehberini okuduğunuz zaman anlayacaksınız. Kitapta keyif kaçırıcı hiçbir şey yok. Bunlar daha çok kitapla ilgili ilgi uyandırıcı şeyler. Bütün seriyi okumuş biri olarak size rahatlıkla söylüyorum. Kitabın herhangi bir kısmından maksimum keyif almanız mümkün. Kitabın içeriği zaten çok kafa patlatan fantastik şeylerle dolu. Gerçekten ilham kaynağı olan bir kitap. Ve sadece şu iki konu. Kitabın zaten bir sonu filan yok Recep. Yani kitabın böyle erişilebilir bir sonu, bir spoiler'ı. İşte Jon Snow bir şey oldu mu cinsinden bir mesele yok orada. Yani Jon Snow yiğidim diye orada bir türküler yaktılar vesaire yaktılar. İnternette olduğu gibi o tarz bir spoiler yok. Sevgili izleyiciler pembe bir dizi değil. Çok fantastik galaktik olaylardan bahsediyor. Evrenin sonundaki restorandan bahsediyor. Evet Ali. Diğerlerinden de bahsedelim. Oyun ve filmler var konuyla tabii. İlgili. Örneğin Planetary Annihilation diye bir oyun var. Burada da yine gezegenleri kullanıyorsunuz. O esnada işte gezegende düşman çıkarsa onlarla savaşıyorsunuz vesaire. Klasik kaynak çıkartıyorsun. Evet. Düşmanın tepesine atıyorsun. Aynen. Kaynakla tank basıyorsun. Mech basıyorsun. Oyun bu arada çok acayip işlemci gücü tüketiyor. Evet. Onunla ilgili de çok test yapmadık ama ilginç bir yapısı var. Ben biraz oynadım. Kesinlikle sürekli de güncelleniyor. Güzel bir oyun. Master of Orion var. Eski bir oyundu sanırım bu arada. Master of Orion'u şimdi yeniden yapacaklar. Berker de çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım. Master of Orion 1-2 vardı. 3 berbat bir oyundu benim görüşümce. Eğer seviyorsanız yani bir şey diyemem ama Master of Orion 1-2 de böyle o kadar güzel bir oyundu ki müziğiyle saatlerce uzayda dolaşıp uzaydaki uygarlığımı yayıyordum. Kolonine kuruyordum. Uzay gemisini tasarlıyordum. Uzay gemisiyle uzay savaşı yapıyordum. Yani böyle maksimum keyif aldığım o eski DOS günlerinin oyunlarından bir tanesiydi. Şimdi yeniden çıkması için yine sabırsızlanıyorum ama hayal kırıklığı mı olacak hiç bilmiyoruz. Bu da önemli oyunlardan bir tanesi. Eğer retro oyunların grafiklerine dayanabiliyorsanız oynanabilirliğine mutlaka bir açıp bakmanızı denemenizi tavsiye ederim. Dayanamıyorsanız bekleyeceksiniz. Yeni sürümü yakında gelecek. Elite Dangerous var Ali. Güzel yeni oyunlardan. Star Citizen de yakında çıkacak. Bir de X3 Reunion var. Zaten çıkmış onlardan bir tanesi. O da uzay kargosu. Genelde uzayda kargo. Yani uzay kamyonculuğuyla uzay imparatorluğu kurma arasında uzayda nakliye şirketi kurma arasında bir oyun. Ama çok karışık Recep. Yani X'in grafikleri böyle bakıyorsun gerçekten enfes bir uzay manzarası var. Muhteşem araçlar var. Fantastik uzaylı ırklar var. Gidebileceğin sayısız adres var. İşte gidip maden çıkartabiliyorsun. Fabrika kurabiliyorsun. Fabrikalardan kargo araçlarını plana bağlayıp işte İsmail sen gidiyorsun şuradan şunu arıyorsun tadında bir düzen kurabiliyorsun. İmparatorluk kurar gibi böyle bir maden imparatorluğu kurabiliyorsun mesela kendine. Ama oyun çok karışık işte. Oyunu böyle seven, çok sahip çıkan bir kitle var böyle oyunun modlarıyla, eklentileriyle birlikte. Onlar çok seviyor, oynuyor. Ben çok denedim ama maalesef her oyuna işte olmuyor bir türlü. Grafiklerinden sonra kanım ısınamadı. Doğru. Online oyun oynamak isterseniz de EVE Online var. O da ayrı bir dünya. EVE Online'da gerçek karakterler ekonomiyi yönetiyor. Orada uzay gemilerini mesela komplo kuruyorlar. Adam şirketin içerisine giriyor. 3 sene, 5 sene şirketin içerisinde kaldıktan sonra işte şirketin birdenbire içeriden oyulmasını, bütçesinin boşaltılmasını sağlıyor. Oyun içi parayı gerçekten oyuncular orada birdenbire dönüştürmüş oluyor. Çok fantastik çok bir oyun. Entrikalı girdin mi çıkamıyorsun. Evet. Çok entrikalı oyunlardan biri.
öyle. Üzüyor gerçekten. Doğru. Ali bir de filmlere baktık. Zaten Avatar'ı söyledik. Bir de Armageddon'u not almışım ben. Yani Armageddon var. Ona bakarsan Deep Impact var. Gezegene evet. Meteor çarpmasını, asteroid çarpmasını da konu alacaksak. Adamlar çıkıp o bütün bu uzay filmlerini zaten bilirsin. Asteroide konmamız lazım. Konduktan evet. sonra kazmamız lazım. Patlayıcıyı koyup patlatmamız lazım diye uğraşıyorlar. Bizim derdimiz uzaydan maden çıkarmak. Evet. Adamların derdi dünyaya çarpacak asteroidi patlatmak. Yani nasıl olacak? Bence şöyle olacak. Bu kısa süre içerisinde bu parayı duyan pek çok büyük şirket daha bu işte harekete geçecek. Doğru. Çünkü dünya üzerinde maden pahalı ve gidip mesela savaş filan çıkartman gerekiyor. Evet. Uzayda boşta duruyor maden. Doğru. Bir de dünyaya yakın taşlar var Recep. Yani çok uzağa gitmeden böyle birkaç yıl içerisinde getirebileceğin meteorlar, asteroidler var. Bunlar dururken tutacaksın, elin adamıyla savaşacaksın, ülkesini işgal edeceksin. Orada havada. Asteroid oradan akıyor yani. Asteroid akıyor. Oradan. Aynen öyle. Getir buraya. Getir yörüngeyi. Biz onu ondan sonra burada ince ince keser servis ederiz yani. Aynen. İçinde altın çıkıyor, platin çıkıyor, nadir toprak elemen çıkıyor, terbiyum, terbiye bile oradan çıkıyor. Yani. Dediğimiz gibi SSD fiyatlarından tutun da kullandığımız cep telefonlarının içerisindeki materyallere kadar pek çok konuda stratejik elementler var. Bu elementlerin bir kısmının zaten Afganistan'da yer aldığını, Afganistan'da olan evet. savaşların altında yer aldığını çok önceki kafa ayarlarından bir tanesinde bir nebze çıtlatmıştık. Ama şimdi Recep, aslına baktığın zaman dünya barışının temeli bile dünyadaki kaynaklar için kavga etmek yerine doğru. gidip uzaydan kaynak getirmeye bakıyor. Evet. Çünkü savaşın temel sebebi nedir? Ekmek kavgası. Kesinlikle ama bu kavgaların kolay kolay biteceğini sanmıyorum ben. Maalesef. Çok ileride şey olacak hani uzay korsanları. Uzay korsanları tabii şimdi Somalili korsanlar maden gemisini kaçırdı. İşte fidye istediler kaptan. Şey vardı o zaman Tom Hanks'in oynadığı bu Somalili gerçek gemi kaçırma hikayesini anlatan bir film vardı. Adını hatırlayamadım. O filmi hatırlayanlar o filmi de tekrar izleyip bunu uzayda geçtiğini hayal edebilir ya da yakında bir yönetmen zaten bunu çeker Recep. Evet. Çok güzel filmler, çok güzel oyunlar var sevgili izleyiciler. Otostopçunun Galaksi Rehberini de okumadıysanız 42. bölümde birlikte okumanız gerektiğini sizlere hatırlatalım. Zaten izleyen bayağı bir kişi var buradan sayabiliyorum. Görüyorum ben. Filmi izleyenler var, kitabı okuyanlar var. Kitabı evet. okumak her zaman daha makbul. Radyo programını dinlemiş olmak çok daha makbul ama o kadar zorlamayalım. Evet. Yani şey gibi Dünyalar Savaşı'nı radyodan ben dinlemiştim T.A.Y. diyen amcalara kadar gidiyoruz. Evet. Sizler birlikte bir kafa yarın daha sonuna da geldik. Burada derin uzay madenciliği konusunu işledik. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bir başka kafa yarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.